Güncel Yorum programında köşe yazılarını okumaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Zaman Gazetesi yazarlarından Mehmet Çetin Gülecin yazısı var sırada. Tarih tekerrür etti. 2001 yılı. DSP-MHP-ANAP koalisyonu iş başında. Ekonomik krizde. Kısa sürede 5 milyar dolar döviz çıkışı olmuş. Gecelik faizi %7500'e kadar yükselmiş. Türk Lirası'nda değer kaybı %40 civarında. Bankalar iş adamları batıyor. Böyle bir dönemde hükümet krizden çıkmak için acil eylem planını uygulamaya sokuyor. Piyasalar kontrol altına alınıyor ama krizin yan etkileri devam etmekte. Alınan önlemlerin sonucunu görmek için en az bir yıl beklemek gerekiyor. Tam o dönemde Devlet Bahçeli ile Mesut Yılmaz arasında seçim resleşmesi başlıyor. Ecevit ortaklarını sakinleştirmek için devrede. Ama Devlet Bey kararlı. Sözünden dönmüş izlenimi vermek istemediği için Yılmaz'a meydan okuyup seçim tarihini ilan ediyor. Ve hükümetin görev süresinin tamamlanmasına bir buçuk yıl kala 3 Kasım 2002 tarihinde erken seçime gidiliyor. Koalisyon ortakları baraj altında kalırken AK Parti %34,3 oyla 363 milletvekili alarak iktidara geliyor. Oysa bir buçuk yıl sonra seçime gidilse, ekonomideki önlemlerin meyveleri alınacak, üç partiden en az ikisi barajı geçeceği için mecliste dağılım çok farklı olacaktı. Ama resleşme yüzünden ekonomik reformların neması AK Parti'ye kalıyor. Koalisyon hükümeti döneminde emeklilere 2003 yılı başından itibaren seyyanen 100 er lira zam kararı alınıyor. Kasım ayında seçime gidildiği için uygulama AK Parti'ye kalıyor. Tabi siyasi nemada. Milyonlarca emekli gelir gelmez bize zam yaptılar diyerek sempati duymaya başlıyor. Daha sonraki dönemlerde yoksul kesime yapılan doğrudan yardımlarla gücünü artıran AK Parti tam 13 yıl tek başına iktidarda kalarak rekor kırıyor. 7 Haziran 2015. Tarihin en kritik seçimi. CHP, MHP ve HDP toplam %59 oy alırken AK Parti'nin oyu %49'dan %40,9'a geriliyor. Ancak seçim gecesi açıklama yapan MHP lideri milletin kendilerine ana muhalefet partisi görevi verdiğini belirterek koalisyona katılmayacaklarını ilan ediyor. CHP'nin başbakanlık teklifini reddediyor. Meclis başkanlığı seçiminde muhalefetle işbirliği yapmaya yanaşmıyor. Her şeye hayır diyerek yeni bir politika oluşturuluyor. Ama hayırlar ülkeyi 13 yıl sonra yeniden erken seçime götürüyor. Bu arada ekonomi türbülansta. Dolar ve faiz yükseliyor terör hortlamış. Muhalefet partileri seçim hükümetine girmeyerek AK Parti'yi sıkıştırmak istiyor. Ancak bu tavrın halkta karşılığı yok. Vatandaş tedirgin ve kendi içinden hükümet çıkaramayan, kritik bir dönemde seçim hükümetine girmeyen muhalefeti suçluyor. Özellikle MHP kaynaklı hayırcı politikaya tepkisini AK Parti'ye prim vererek gösteriyor. Öyle bir prim ki 5 ay önce MHP'ye verilen oyların %4,5 gibi büyük bir dilimi blok olarak AK Parti'ye kayıyor. Devlet Bey'in devlet adamı duruşu, kişiliği, kitleleri sokağa dökmeme konusunda gösterdiği çaba takdir edilecek konulardır. Ama izlenen siyasetin yanlışlığı iki kez test edilerek görüldü. AK Parti 3 Kasım 2002 ve 1 Kasım 2015 erken seçimleriyle tek başına iktidarı yakaladığı ve gücünü pekiştirdiği için MHP'ye teşekkür borçludur. Tek başına iktidarı yeniden yakalayan AK Parti'nin bundan sonra nasıl bir politika izleyeceği, ülkeyi gerilim altında tutup tutmayacağını zaman gösterecek. Başbakan Davutoğlu'nun ilk açıklamalarına yansıyan Mevlana ruhu ve kucaklayıcı mesajları umut veriyor. Umarız bu mesajlar sadece balkon konuşması olarak kalmaz. Çünkü Türkiye huzura ve iç barışa susamış durumda, diyor Zaman Gazetesi yazarı Mehmet Çetengüleç.